annenizle epey sohbet ettik. Çok şey konuştum. Ve tabii şu cinayet meselesi. Merak ediyorum, adam öldürebilmek nasıl bir ruh halidir? Gözünü kırpmadan birini vurmak, bir cana kıymak. Ama güzel konuşmaya gelince de mangalda kül bırakmamak. Adam vurmaktan attılar bizi içeriye. Ama tesadüf bu ya. Karıncayı bile ezmemiş adamlar da vardı orada. Sadece kitap okudukları ve kitap yazdıkları için oradaydılar. Peki onlar içerideyken siz ne yapıyordunuz dışarıda? O kitaplardaki güzel cümleleri ezberlemek dışında en son ne zaman elinizi bir taşın altına koydunuz? Ya da hiç denediniz mi? Mangalda kül bırakmamak dediniz de oradan geldi aklıma. Seni birine benzetiyor gibiyim. Bir filmde izlemiştim. Adam kızın tüm aşkına, sıcaklığına, yakınlığına rağmen ansızın çekip gidiyor. Ortada bırakıyor kızı. Aşık olmayı göze alamıyor belli ki. Gidip ıssızlıklara sığınıyor. O ıssız adam muhabbeti bize ters. Sevmesini bilmeyene, sıkılınca çekip gidene, zoru görünce kaçana, daldan dala uçana adam denmez. Olsa olsa oğlan denir. Issız oğlan. Bu da Deli Dumrul'un mezhebine uymaz. Çünkü sevda gelince başa, kıvırmak artık boşa. Hiç durma, git peşinden koşa koşa. Ama görüyorum ki hoşunuza gitmiş izlediğiniz film. Hem de bir kadın olarak. Tuhaf. Şairin dediği gibi, rüzgara tüküren kendi suratını ıslatır. Silmek için mendil arasa nafile. Öylelerini hep birileri mendil gibi kullanıp fırlatır. Kim o şair? Ya da var mı öyle biri? Bence yok. Söylediklerini kale almazlar diye mi olmayan bir şairin arkasına sığınıyorsun? Hatta meraktan internette bile aradım böyle bir şair var mı yok mu diye. Ama bulamadım. Ve neye rastladım biliyor musun? Çok eski gazete küpürlerinden birinde mahkemede ben yapmadım diye ifade veren bir gence. Ve galiba çözdüm bilmeceyi. Şu cinayet olayı var ya, bence senin üvertürün. Ve sen oyuna onunla girdin. Sonrası blöf. Hep blöf. Artık elini gördüm senin. Merak etme, sır saklarım. Ama bir sorun var. Sen bu sırla daha ne kadar yaşayacaksın? Evimde kalmak istiyorum bu gece, sizde değil. Ben kendim.